Saçlar şekil. Kimin? Senin abi. Sence Seko? Bence şahane olmuş kanka. Şu ana kadarki en iyisi. Harbi mi ya? Amerikan tıraşı gibi olmadı mı bu? Amerikan tıraşı gibi oldu. Demek ki bana Amerikan tıraşı ama yakışıyor. Ama eskiden de şey oluyordu. Tavuk götü oluyordu. Bence tavuk götünden daha güzel. Amerikan tıraşı. Ya saçım olsa böyle olsun isterdim mesela. İşte. İşte bak, iltifat böyle edilir. Selam, ben Uras. Arkadaşlar, bugün gerçekten inanılmaz bir at ya dök videosu geliyor. Çok kupon, çok acayip, çok süper, ilk kez göreceğiniz ürünler var. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, inanılmaz ürünleri inceleyeceğimiz bu videoya girmeden önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ki değsin yaptıklarımıza. Fon nerede Seko? Fon Maslak'ta kaldı. Evet, burası da Maslak. Ama burası Maslak'tan başka bir yer. Evet, ya fon devam ediyor, ofisimiz var. Sıkıntı yok, fonumuz hala eski ofisimiz duruyor ama bugün burada böyle bir toplandık. Hadi buradan hemen bir şarkı söyle. Bütün kızlar toplandık. Kamil, niye söylemiyorsun? Ben kadın değilim. Abi hiç çocukta hep cinsiyetçilik desen var. Asla. Cinsiyet ayrımcılığı desen var. Cinsiyet eşitsizliğinde yüzüyor. Kamil alkışlamasın. Evet, alkışlamasın abi. Sen alkışlama. Ben alkışlarım. Söyleme. Musab söyler mesela. Musab zaten ürünümüz var. Musab'la ilgili Musab'da ürünümüz var. Zaten bütün erkekler toplandı. Evet, aynen. Musab'la ürünümüz var. Şimdi ilk olarak dünyanın en iyi ürünü bence. Gerçekten. Looking Glass. Cama bakıyor. Böyle. Bütün gün cama bakıyorsun. Cam var bunun içinde bir tane. Değil değil, bak burada böyle anlarsın. Bak bak, yanar dönerli sakı bak. Evet, böyle böyle böyle. Hologram gibi. Çünkü bu bir hologramik çerçeve. Türkiye'de bir tane var. Dünyada da toplam 200 tane falan vardır henüz. Çünkü bir Kickstarter projesi. Bak ne diyor? Say hello to your first personal holographic display. Merhaba de diyor, senin ilk holografik personel neydi? Kişisel çerçevene merhaba de diyor. Merhaba. Baktım çıktı. İşte bu. Bak nasıl Seko? Şu an tabii hoş. Öyle mi? Hemen açıyorum bak şuradan. Şekilli. Herhalde oğlum. Boşu boşuna inanılmaz at ya da öp demiyoruz. Gerçekten ilginç bir video olacak. Bak şuradan şöyle. Aha. Çıt yapıyorsun. Artık. Duruyor. Bu Kickstarter projeleri var ya, bugüne kadar hiç tırt malzeme kullandıklarını görmedim. Gerçekten öyle. Hep on numara. Kaliteli malzeme. Evet. Bak içinden ne çıktı? Bir de bunlar çıktı. Stitchker. Yaldızlı. Yaldızlı değil oğlum. Hologram. Bunu bir yapıştıracaksın alnına. Benimki kendinden hologram bu. Oynadıkça ışık değişiyor. Tabii. Doğru söylüyorsun. Şimdi bak içinden fişleri de çıkartayım. HDMI da var. Bak çeşit çeşit Seko. O Type-C. O Type-C ne güzel, ne ilginç bir buluş ya. Bak şimdi bunu bir anda 220 watt'a çevirecek. Uras bunu beğendi. İçinden bizim Türk iş. Gerçi Avrupa'da böyle değil mi Seko? İngiltere hariç. Evet. Fişimizi de taktık. Yine bir Type-C giriş buluyoruz. Şuradan. Bu da tamam. Fişimizi takıyoruz. Açıldı mı? Görünürde bir şey yok. Hah, açıldı. Yanıyor öndeki ışık. Oo, kımıl kımıl. Bak bak bak, çıktı. Aa evet. Aa ana. Aa bak. Aha. Nasıl? Hareket ettir bakayım. İşte bak. Aa çok güzel lan. Değil mi? Dur bakayım ben. Aa ana bak. Seko. Aa. Aa bak, hareket konuşuyor lan bu. Evet abi. Harry Potter'daki şeyler gibi. Evet lan. Gazetedeki. Evet evet, aynen Harry Potter'daki resimlere çok benziyor. Ha bak. Şunu şöyle bir hareket ettirmem lazım ki. Abi çok iyiymiş ya. Bak şu dışarıdaki çerçeve istersek şu şekilde, şu alttaki tuşla Sekom. Anladın mı? Yok olup veya azalabiliyor. Açalım, güzel gözüküyor. Şimdi şu yandan tuşlar bu arada dokunmatik. Dokunmatik evet, çıt çıt yok. Bak mesela bunu bizim fotoğrafımız diye düşün Seko. Kaykaya binmişsin sen. Kısa bir şortla. Ben seni itiyorum. Bak Seko. Evet. Biraz çevireyim mi? Bak. Çok iyi ya kanka. Çok iyi değil mi? Efsane güzel. Bu kim? Musab. Sen Musab mı bu? Evet abi. Musab. Kendi fotoğrafını koymuşsun. Kendi fotoğrafınızı da koyabiliyorsunuz şaka bir yana. Bak arı var Seko. Görüyor musun? Yani şöyle bakınca farklı, böyle bakınca farklı yeri görüyoruz. Bir de büyük arı var. Bak. Bak 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 Seko bak. Bunları da böyle
görebiliyoruz. Tabii normalde bunu ben böyle kafamı çevireceğim zaman güzel oluyor. Yoksa böyle alıp insanlara böyle böyle göstermiyoruz. Biz siz görebilin diye bunu yapıyoruz. Aslında hareket şu. Şunu yaptığın zaman sen bayağı bildiğiniz farklı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bak şununla biraz kafanı oynatsana. Aa çok güzelmiş lan. Ha yani o gözü şey yapabiliyorsun. Merceğin arkasına. Evet alabiliyorsun. Bak şu geri geleyim dansçıya. Gördün mü dansçıyı Kamil? Evet gölgesi falan aşağıda. Evet. Ha gölge mi var aşağıda? Aa evet. Bak bu güzel. Gözü büyüyor adamın falan filan. Neyse çok güzel halletmiş ya. Gerçekten çok iyi. Ben bunların hepsinin linkini koyacağım. Öpüyorum. Bugüne kadar incelediğim en acayip ürünlerden biri. İkinci ürün. Dijital kaktüs. Kamil dikeni de yok. Batmaz. Şimdi. Mosquito killer. Mojito muydu içki? Mojito içki. Mosquito sivrisinek. Ya karıştırırsa? Ya içki beni ısırmaya çalışırsa Seko? O zaman sıkıntı büyük. Bak dijital kaktüs çıktı. Ben daha büyük bir şey bekliyordum da bu kutunun içinden niye daha büyük bir şey bekleyeyim ben? Ama kutu bu kadar. Tasarım olarak çok iyi galiba. Yani. Design Awards ya. Bak ne diyor? Design Award. Gördün mü? Tasarım ödülü var bunun. Kamil. Kamil patron oldu geçen gün. Kendini patron ilan etti. Bizden daha farklı ayrıcalıkları var. Yani biz yanında artık Kamil'i çalışıyoruz. Ben stajyeriyim. Evet. Serkan stajyeri. Ben de işte office boy. Office boyum ben. Kamil kendini terfi ettirdi. Bu ne ya? Kamil sivrisinek getirdin mi? Yok yakalayamadım ya. Kamil niye sivrisinek yok? Sizin orada olur herhalde. Bak ne diyor uğraştırma bizi evde çek. Ha git evde çek diyor. Dur bir önce bir görelim bunu Kamil bunun nasıl bir şey olduğunu. Bunu nasıl fişe takacağım? Deplasmandayız şu an. Bak tuşu var. Bak şöyle Seko. Open. Aha. Ha, yok open böyleymiş. Open. İçine bir şey koyuyorsun herhalde öyle mi? Yo sivrisinekleri topluyorsun herhalde burada. Allah Allah. Close geldi. Aha. Şimdi bunu taktık böyle. Yani design award. Hah yandı Seko. Ses de geliyor. Ya ama burada bir sıkıntı var. Benim bildiğim mosquito sıcaklığa geliyor. Işığa değil. Küflü abi. Akıl da vermeye başladı. Akıl da vermeye başladı Kamil Bey. Isınma yok bunda. Mor ışık. Ama belki işte o ışığın bir olayı var. Ay sadece dizayna var mı yani? Bir işe yarıyor mu yaramıyor mu onu merak ediyorum aslında. Bunun olayını ben anlamadım abi. O vakumluyor mu içeriye sinekleri? Evet. Diye içine çek beni dındırınındırının. Kamil hadi bunu söyle o zaman. Diye içine çek beni dındırının. Sonrasını unuttum bak. Melodiyi de yaptı ağzıyla. Evet o da yeter patron adam bu bile bir şey. Hüp diye içine çekiyor Seko bunu. Kimin şarkısıydı o? Tarkan. Tarkan değil miydi lan? Tarkan. Doğru. Rafet Erroman. Tarkan. Rafet Erroman o memo. Burası New York Amerika. Bir de bandıra bandıra ye beni varsın. Yonca Evcimik. Bandıra bandıra ye beni. Doyamazsın tadıma. Doyamazsın tadıma. Bizim öyle çok güzel şeyimiz vardı hatırlıyor musun Seko? Hatırlıyorum. Ha, Jackie ile. Onu bir koysana şunu şuraya be. Ta 2014'te yaptığımız bir videoydu. Keşke devam etseydik o kanala. Bandıra bandıra ye beni. Hiç doyamazsın tadıma. Bütün numaralar bende. Sen de var benim farkıma. Kalmasın aklın başka yerde. Ne işin var başka yerde? Bandıra bandıra ye beni. Hiç doyamazsın tadıma. Tamam bunu ben bir gece koyayım. Bizim orası zaten biliyorsun göller olduğu için sivrisinek cenneti. Bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım evde sinek var mıymış? Göreceğiz şimdi. Şunu açmam lazım. Bizim evde hiç sinek yokmuş. Bunu bir de akşam dışarı koyacağım. Çünkü sıfır sinek. Evet arkadaşlar. Gece için koydum. Bakalım sabah ne olacak çok merak ediyorum. Burada camı da açık bırakacağım. Yakalarsa artık böyle yakalaması lazım ama uzaktan çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar sabah oldu. Bakın şurada küçük sinekler var. Şurada görüyor musunuz? Onlar yoktu gece. Su şişesine de böcek girmiş. Bakalım bunun içine bir şey girmiş mi? Açıyorum. Aha bir tane daha düştü böcek. Bakıyorum. Vallahi bir böcek göremiyorum. Herhangi bir sivrisinek göremiyorum. Şurada bir iki tane. Sadece şurada görüyorsunuz şurada falan böcekler var. Büyük ihtimalle çarpıp buraya düştüler ama sivrisinek yakalayamamış. Yani tasarım güzel olabilir ama mevcut sivrisineği bir gecede yakalayamadı. İki gecede hatta. O yüzden ne yazık ki atacağım çok güzel olmana rağmen. Çanta. Bir çanta bunu koluna takıp Kamil şu şekil. Kamil bununla gezer ben. Kamil bununla gezer. Yanlış mesleği yapıyorsun abi sen. Değil mi? Benim top model olmam lazım. Top model. Bir de bunun başka renk olması lazımdı.
Şu an siyah siyah kapattı seni bu pembe olması. Ama çok ilişkili. İçine bir şey koyamıyorsun. Bununla bir şeyin içine bir şey koyuyorsun. Bu çok ilişkili. Bu bir pompa. Musab nerede? Tam onun ürünü. Pompa Musab. Şişirirsin. İstersen böyle de dolaşabiliyorsun. Sen yokken onu da şey yaptık ya da. Hop pompa. Oynar başlıklı. Araba şişiriyormuş bu. Lastik. Lastik ha. Şişirir mi lan bu? Hiç bunun bana markası ne kanka? Xiaomi. Xiaomi şişirir. Şişirir mi harbi ya? Seko, Seko bence Xiaomi Seko'ya sponsor oldu ya. Keşke. Bak. Ekranından basınç falan mı gösteriyor? Evet bak. Aa feneri de var Kamil. Fener. Bu arada tasarım sana neyi andırıyor? Hard disk. Yok kanka. Geçen seninle goy goyunu yaptık. Apple'ın evet. Eski şey ürünü. Aa iPod. Evet. iPod, iPod. Şurada lastik var getirsene. Sesime ne oldu benim? Bilmiyorum abi. Niye panik yaptın? Ne bileyim heyecanlandım lastik deyince. Bak bisiklet, motosiklet, araba, top. Oh tekerlek de geldi. Bu nasıl tekerlekler? Heh. Bu bisiklet değil mi? Evet. Aynen bunu bir indireyim ben önce. Ömer yine Ömer'in bir şeyine bir şey olacak ama dur bakalım. Cem'in hiç çenesi hiç çekilmez ya. Neyse. Leş gibi koktu bunu. Neyle şişirmiş Ömer ya? İçine mi şey yapmış osurmuş bunun Ömer? Çok kötü koktu Seko. Seko bence fırsattan istifade yaptı. Ya da evet aramızda biri fırsattan istifade saldı. Sesi var ya onu yaparken haber ver eş zamanlı gidelim. Biri zaten eş zamanlı gitti şu an. Neyse. Şunu şöyle sokuyor. Nasıl sokuyoruz? Girmedi. Tekerleği de indirdik kanka. Döndürmeli mi acaba? Uyumlu falan değilse. Vallahi indirdik. Ucu döndürmeli bence. Döndürmeli derken? Hah öyle işte. Bas bakalım. Üflüyor da kanka buna geçiremiyoruz. Nasıl olacak? Adamın lastiğini de indirdik. Allah Allah. Ya Ömer buradaysa bir çağırsanıza. Ona bir sürprizimiz var. Efendim abi. Ömer'im. Efendim abi. Sana bir sürprizim var. Buyur abi. Lastiği indirdim. Evet abi. Şişiremiyorum. Geldim abi. Bu pompa dedik tanıtacağız dedik. Yani pompa ne pompası bak olmuyor. Tabii ufak problemler. Çok haklısın. Mühendis olarak şu işi çöz, şu aşağıya. Bu kimin bisikleti? Cem'in bisikleti abi. Hadi be. Dedim Cem'inse boku yedik dedim. Bakayım. İndir. Vallahi inmiş. İndi dibine kadar. Geçmiş olsun abi. Dibine kadar indirdim. Güzel. O işi halet şu işi çöz. Ben bu işi inşallah artık. Şimdi şöyle bunun bisiklet için olan ucu olması lazım. Buraya taktığım. Ha tamam. O bende yok. Kanka kutusundan çıkmadı mı? Kutusu burada değil ki. Cem'in suçu. Bu Cem'in suçu şu an. Ben bu seni sandım o yüzden rahat rahat indirdim. Öyle mi abi? Ha. Sağ ol abi. Oluyor lan. Niye duruyor? Ölçüyor bir dakika dur. Deniz yatağı şişir gibi şişir artık. Üflenecek yeri de yok düşündüm. Üfleyeyim dedim. Olmuyor. Olmuyor abi. Bunu Cem'e sorsan ya. Bunun bir şey şu an. Lastiğin inmiş de. Şişireceğiz onu de. Şişireceğiz de. Böyle diyeyim değil mi? Musab. Hiçbir şey olmamış gibi. Sen onu, aha, evet. Aynen, hiçbir şey olmamış. Aynen. Benim arabanın lastiği de var abi, onu indirdim. Evet. Ha, yok benim araba yok. Yok benim araba. Sattım ben arabayı. Seninkini hadi aşağı ineyim de Ömer gel hadi. Şimdi indirelim lastiği Ömer. Bıçaklıyorsun. Çok yanlış anlamış. Bayağı hava, havalı. Tamam. Bence yeter. Ha? Ya da daha indirelim ya. Şişirir değil mi bu? Ya yani, yok. Konsept at ya da öp. Eğer şişirmezse atacağız. Atacağız diyorsun. Arabayı da atıyoruz herhalde. Evet aynen. Lastik step ne? Oldu herhalde ya. Bayağı yumuşadı evet, yani. Evet evet aynen yumuşadı. Şimdi takıyorum bunu. Yapıştır abi. Kaç bardağı ama? 1.2. Düşük olabilir abi o. Artıyor. Ha tamam şu anki o. Tamam. Arttırayım mı daha? Yok yok artır. Ha 2.5'a mı çıkması lazım diyor bunu. 2.5'a çıkması lazım evet. Oğlum bu bitmez oğlum bir hafta sürer. Sen boş ver bu arabayı at bu arabayı gitsin. Bence yeter bu kadar ya. Yeter. Oldu kadar. Siz videoya devam edin ben kalayım abi burada. Ömer'in bizim videolardaki çaresizliği hep yavrum bu hallere düşüyor ya. Ömer'im efendim sen abi. Burada bekle olur mu? Ben buradayım abi. Mecbur buradayım zaten. 5 dakika sonra gelelim bakalım. 5-6 dakikadır. 5-6 dakika sürdü. Bak 2.3'e kadar çıktı şu bak, anda. 2.5 zaten. Aynen 2.5'e ki zaten 2.4 bu lastik için yeterli şu an zaten. Evet. Taş gibi oldu yani 2.3. Bayağı bildiğin şişirdi lastiği. Yani sadece beklemen gerekiyor. Evet 6-7 dakikada. Evet. Yani bence yani, mucize yani böyle. Yolda kaldığım bir senaryo için gerçekten mucize. Bu kadar ufak bir şeyle bir de şey yani araba baba çakmana takmıyorsun bir şey evet, yapmıyorsun. Evet aynen ve yerde. Evet ve yerde oldu. Yani üzerinde büyük bir basınç olmasına rağmen lastik şişirebiliyor. Birazdan 2.4 olacak zaten ben de o zaman da çıkaracağım. Değil mi? 2.4 yeter. Aynen öyle. Vallahi güzel aletmiş.
Öpüyorum. İşte yeni ürün burada Seko. Evet, minik. Gördün mü Kamil? Senin Kamil mini çıktı mı? Çıkmadı daha. Daha çıkmadı. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şarjlı matkap Kamil mini. Şimdi bu alet sizce ne? Burada böyle bir deliği var. İstersen buradan parmağını sokabiliyorsun. Bunu ben biliyorum. Belki dikkatli izleyicilerden de bilenler. Evet, aynen. Bu metre arkadaşlar. Şöyle bak buraya basıyorum, çalıştırıyorum. Sıfır. Gördün mü Kamil? Bak. Oldu mu Kamil? Şu an oldu. Tamam. Şimdi bir yeri mesela nereye ölçeyim? Şu duvarı ölçeyim mi? Bak şu arkada lazeri attı. Gördün mü? Evet. Buradan lazerin olduğu yer 2.3 metre. Gayet iyi. Bunu bir dışarıda mı denesek? En uzak ne kadar ölçüyor çok merak ediyorum. Bence gerçekten güzel bir ürün bu. Bak Kamil, seninle benim aramda 1.5 metre mi varmış şu? Kocaman bir fark var. Çok fark var. 2 metre fark var. Senle göbeğin arasında 2.161 fark var. Seninle benim göbeğim evet. Arasında. Kafanla burası arasında 2.267. 10 santim önde yani senin göbek. Bana daha yakın. Evet şu an geldik. Kamil'le alnıyla aramda 81 santim fark varmış. Şimdi şu duvara bak. Şu duvara tutuyorum. Şurası 20 metreymiş Seko. Şu karşı duvar. Aramızda 20 metre varmış. Şuraya doğru tutsam. Tam karşı. Bak şuradan başlıyorum. Karşıya doğru tutacağım. Bak oraları ölçmüyor. Şu karşı sütunu ölçüyorum. 5.5 metre. Yani 15-20 metre arası bir mesafe ölçebiliyor. Oha 16 oldu. Ama güzel alet ya. Öpüyorum. Evet, bir başka alet. Teta. Yalnız bugün bak incelediğiniz bütün ürünler tasarım arkası. Müthiş. Gerçekten çok iyi. Değil mi Kamil? Çok güzel ya. Beğendin mi? Oldukça da pratik. Reklamcılık mı okumuştun sen? Evet. Belli. Bu Teta ne diyor burada bak? Rico. Rico kimdi ya? Rico diye biri var mıydı? Ha? Bence gelmiyor ama. Bana da bir yerden bir tanıdık geldi Rico ama nereden geldi? Rico diye bir tanıdığımız var ama. Evet evet ya. Rocco mu? Yok o Rocco muydu? Rocco başka. Ha. Rico başka mı? Rocco başka, Rico başka. Rico başka. Ben Rico'yu bir yerden açalım mı? Neyse bak. Kılıf. Yumuşacık. Alet bu kanka. 360 kamera. 360 kamera. Ve inanılmaz bence kolaydır bunun şeyi. Bunun kesin şeyi vardır. Uygulaması vardır. Rico mu bunun markası? Teta mı? Anlamadım onu Seko. Teta'nın Rico modeli bence. Mercedes E250 gibi. Ne oluyor lan? Belayız. Seko çok güzel lan. Gerçekten. Aa, kendimi de görüyorum Seko'm, seni de görüyorum. Vallahi mi ya? Çok güzel oğlum. Kamil bak. Çok iyi ya. Şu iyi şu. Çok güzel Seko, bayıldım. Fotoğraf mı çektin en son? Evet. Şu an şey yapıyor. Böyle bir renderliyor bunu böyle bir. Abi çok güzelmiş ya. Bunu editlerken de nereyi kullanmak istediğini kendin seçiyorsun. Öyle mi? Öyle programları var bunların abi. İnsanlar ona istediği gibi döndürüyor. Görüyor, sen istediğin gibi döndürüyorsun. İşte atıyorum bazısı böyle kuş bakışı görüntü yapıyor yuvarlak falan filan. Bununla değil mi? Hı. Seko. Oğlum çok iyi ya. Bak. Ay benim tipime tüküreyim ya. Oğlum efsane güzel ya. Değil mi? Çok iyi. Abi gerçekten iyi ya. Video çekelim. Çekiyorum Seko. Çek abi. Is the final camp tam dırınının. Dırının tın tın. Dırınının. Dırının tın tın tın. Telif yer miyiz oğlum bu görüntüden? Görüntüden yemeyiz ama müzik aynısını yaptın ya oradan. Evet abi. Çok bende kulak çok. Doğuştan yetenek. Çok bildiğin gibi değil. Never show again. Ha 92 MB diyor. Bak haberin olsun diyor böyle. 10 saniye çektik. 92 MB'mış. Ne okey diyeyim. Ben bunu yamaç paraşütçülerinde görüyorum. Ha. Evet aksiyoncular çok kullanıyor böyle şeyler. Oğlum çok iyi kamera ya. Bir kere birleşti. Ana tavan. Aa Seko. Seko buradasın. Gerçekten. Evet oradasın. Niye oradasın? Anlamadım. Burada bir sıkıntı olmuş. Ama öpüyorum. Evet Seko bak. Öte öte geliyor. Türkiye'de yok. Dünyada yok ya. Sadece var ya dünyada varsa 100 tane vardır. Metal dedektörü. Ama bildiğimiz metal dedektörlerinden değil. Çocuk için arkadaşlarına bak küçücük. Buradan böyle uzatıyoruz. Geri getiriyoruz. Hop koyuyoruz.
yerli malı bu arada. Nokta dedektör. Bunlar kanka geçen araştırdım. Bayağı dünya çapında ilerlemişler. Seviyorum böyle firmaların hastasıyım. Yerli malı, yurdum malı. Herkes bunu kullanmalı. Ama gerçekten hoşuma gidiyor Seko. El alemin yapacağı şeyin yerine kendi malımızı kullanmak bence güzel bir şey. Bir deneyeyim. Telefonla çekeyim. Bak şurada arıyoruz Seko. Burada demir yok. Bak bunun içinde var. Bak buldu bak. Kamil, evet. Sende bir demir var mı? Kulağımda var. Bak, ha? Küpeyi buldu. Buldu vallahi, küpeyi buldu Kamil. Altın mı acaba? Beyaz altın. Ha, bilmiyorum yani. Metal dedektörü. Bende bunun daha gelişmişi var. Daha gelişmişinde yani yetişkin olan için de var. Onu da ayırt da edebiliyorsun altta ne olduğunu. Demir yumruk kanka, yumruğuma bak. Yumruğuna bakayım. Demir yumruk derler Sekoma. Bak 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 bak, coştu bak. Görüyorsun. Seko coştu. Aa bak bak. Gülen yüz çıktı Seko. Buldum diyor. Abi demir yumruk ya adam. Ali ile bir deneyeyim mi bunu ya? Bence bakalım istemedim. Çocuğun ilgisini çekecek mi? Ali'cim al bakalım bir dene. Bir yere ben bir metal sakladım. Acaba bulabilecek misin? Nasıl tutuyorduk? Evet, tam senin boyuna göre. Biraz daha yaklaştır bence. Bu taraflara gel bak, bu taraflarda şöyle sana ipucu sıcak. Şu an ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Ver bakayım. Hı? Tut bakalım buradaymış. Evet bak. Getir buraya. Gördün mü? Vallahi bulduk. Bir anahtar. Acaba neyin anahtarı? Araba. Araba mı, ne arabası canım? Öpüyor muyuz, atıyor muyuz Ali? Evet. Hadi bakalım. Öpüyoruz. Şimdi bu da bir dedektör. Wall Stud Finder. Stud neydi ya? Wall Stud Finder. Duvardaki çalışanı, mesela duvarın içinde bir tane çalışan gizli. Onu, bu adam burada duruyor böyle. Keyif yapıyor mesela. Kamil girmiş. Ben, çalışan benim. Girmişim duvarın içine, keyif yapıyorum. Kamil beni bununla mı buluyor? Buluyor seni. Bence çok mantıklı değil Seko. Böyle olmayabilir. Domuzluk diye çeviriyor. Hangi sözlüğe baktın lan? Sen onu ver bakayım bana Kamil. Ya oğlum bu ne biçim bir şey? Ya beni bak. Sonra diyorlar Uras niye böyle? Adamın bakta ne sözlükse bu. Sıralıyorum sana. Adam buraya bunları yazmış olabilir mi? Damızlık, saplama, iri başlı çivi. İri başlı çivi işte. Azgın erkek. Kamil hangi şey bu? Google Translate. Hub Translate olmasın? Böyle bir şey olur mu ya? Açmaya korkuyorum ya. Elleyeyim mi bunu? Saplama çıkmasın Kamil. Duvarın içindeki oradan boru metal geçiyor mu ona bakıyordu. Nereden geldi konu saplamaya Kamil? Belki öyle bir amacı vardır. Ya inşallah yoktur Kamil, elimde şu an. Açıyorum. Açtım bak. Stud. Bunu aramayacağız. Bunu arayan belasını da bulur çünkü Kamil. Stud'u arayan o zaman senin sözlüğe göre. Ya da bu çivi demek. İri başlı çividir inşallah. Çünkü eğer burada yazan şeyi biz bulursak kaçalım. Hiç burada durmayalım. Damızlık at çıkmasın. Onu aramayalım zaten. Evet abi, ona hiç bakmayalım. Tamam, biz metal deep. Dip derin, çok da uyumlu gidiyor her şey. Kamil'in dediği doğru mu acaba? Allah Allah. Neyse, şu an metal arıyorum. Hiçbir metal yok. Metal yok Seko, bunun arkasında. Tamam. AC'ye getirdim. Elektrik var mı? Bak, elektrik var mı? Hı? İşte burada. Buldum Seko. Evet, yakaladım. Elektrik varmış burada. Elektrik hattı oradan geçiyor. Evet. Oo, bayağı da ötüyor. Çok güçlü geçiyor demek ki. Bak, demiri yakalıyor. Getir bir demir yumruğu bir daha bakalım. Bunu algılamadı Seko. Heh. İşte demir yumruk. Yalnız inşaat işlerinde falan bence 10 numara işe yarar. Yıldız kimdi sizce videoda? Bence çerçeve. Çerçeve değil mi? Çerçeve, looking glass. Benim incelediğim en ilginç ürünlerden biri bu arada, gerçek anlamda. Yani yazılımsal bir şov yapmış herifler resmen ve aynı zamanda derinlikli bir şey yaptıkları için, bir ekran yaptıkları için 3 boyutu tam olarak anlayabiliyorsunuz. Benim yıldızım oydu. Siz de en çok beğendiğiniz ürünü aşağıya yazarsınız. Durum bu. Ben 360'ı da beğendim bu arada da. 360 müthiş. Ama onu çok gördük ya kanka. Evet. Onu ben ilk defa gördüm. Aynen. Ama o da yazılımsal manada çok hızlı biçimde 360 görüntüyü bir araya getiriyor. Onun öyle bir özelliği vardı. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.